Ey cemaatçi kardeş! İçin rahat olsun. Varsın düşmanların, eden bulur edebiyatı yapsın. Varsın seni çekemeyenler, men dakka desin. Varsın sana kin tutanlar, o oh olsun diye tempo tutsun. İçin rahat olsun. Sen... Hırsızlık yapmadın, rüşvet almadın, darbe planlamadın, soru çalmadın, şehirlere bombalar yığmadın, katliam kurgulamadın, hendek kazmadın, için içerideki teröristleri dışarı salmadın, şike yapmadın, canlı bomba olmadın, bu millete küfretmedin, sınır ötesine silah sevk etmedin, önüne geleni dinleyip kasete çekmedin, yapmadın bunları, için rahat olsun. Gidip oy vermiş olabilirsin, vicdan azabı duyuyorsun nicedir. İçtihat hatası deyip geçersin. Geriye hayal kırıklığı kalır. Yakın zamanda ne olmuşsa iyi ki olmuş, yaşamışız diyeceksin. Basında hakkaniyetli zannettiğin tiplerin devran döndü sanıp nasıl bindirdiğini görüyor ve buna şaşırıyorsun. Hepsi tıynetinin gereğini yapıyor. Sen... Onun bunun sana ayar vermesine, canını sıkmasına, ukalalık yapmasına takılma. Onlar yarın oturacakları bir nedame sofrası bile bulamayacak. Bugün baş aşağı batıp gidenlerse kuyudan çıkmak için son bir can havliyle elini sana uzatacak. Sen öyle kadirşinas ve vatanperversin ki hamle yapıp çekip çıkarmaya çalışacaksın. Ne çare birbiri üstüne devrilip gidecekler. Ben herkesi satarım diyenlerle nehir kenarında çekirdek çitleyenlere gelince kendi hallerine bırak ey cemaatçi kardeş onlar yolunu nasıl olsa bulur sen yanlış yapmadın. Alem senin hakkında ittifak etmiş olabilir, seni şeytanlaştırıyor olabilir. Niye? Bitirdik dedikleri halde buna inanmıyorlar. Çok korkuyorlar. İftira atmaları, yalanlardan koleler oluşturmaları bundan. Suçlayıp duruyorlar. Sonra... Ne cevap vereceksin bakalım, topu nasıl çıkaracaksın diye ellerini ovuşturuyorlar. Ustaca kendi günahlarını senin kucağına bırakıyorlar. Gaza gelme, ciddiye alma, bakma, ilgilenme. Daha mühim işlerin var. Kimsenin moralini bozmasına izin verme. Sen bu ülkeye lazımsın. Yav he he de geç." diyor Özgür Düşünce Gazetesi'ndeki yazısında Tarık Toros.